sevgilim. Katilimiz Celdat. Bir F1'den hemen özgeçim. Piramit Kafa acı yoluyla ceza vermekle kafayı bozmuş sadist ve acımasız bir cellattır. Kafasındaki çelik piramit ve peşinde sürüklediği devasa bıçağıyla Silent Hill'in korkunç koridorlarında kimsenin anlamadığı görev peşinde gezinip durur. Durur diyeyim. Adamını attığı yerde canavarlar bile kaçacak delik ararken yolunun zapt edilemez saldırganlığına kurban olmuştu. Görevini tamamladığında ve artık ona ihtiyaç olmadığında uzun bir istirahate değil mi bu kelime? İstirahate Evet. hazırlanmıştı ama becerileri başka bir yerde lazım oldu. Etrafını saran sis Silent Hill'de alışık olduğundan daha farklıydı. Sanki bu sisteki kırılan her parçacıkta bir yaratığın iradesi varmış ve bu yaratık onu arıyormuş gibi. O anda aralarında sözsüz anlaşma oldu. Bu sis bulutu görev ve sadizme bir davetti. Her entity'den bahsediyor bence orada. Piramit Kafa sisin içinde adamını atarak bir kez daha görevinin başına koyuldu. Sevgili Piramit Kafa Til'den. Keşke Executioner yerine direkt Piramit Kafa olsaydı adı. Yani değil mi? Orijinale sadık. Ya yani orijinali değil de hani insanların söylediği şekliyle kalsaydı keşke. Bence de ama belki de farklı bir taraf getirmek istediler, bilemiyorum. Şimdi bu arkadaşın seviyesi orta diyor. Aklıma Mercy'nin şeyi geldi. Questionable Judgment. Şimdi perklerden ben Türkçesini açtım. Normalde İngilizcesini oynuyoruz ama belki biraz daha yardım. Harika perk. Zorla kefaret, azap. Azabın izleri ve ölüm kalım meselesi. Zorla kefarette bir koruma darbesi aldığınız zaman işte takım arkadaşın kancıya gidiyor. Bu katilinde kancıya ihtiyacı yok ama kancıya gidiyor diyelim. Hani ay bir hit alsam düşeceğim durumunda eğer takım arkadaşın hit alırsa sizin için eğer katilin bu perkü varsa 20 saniyeliğine iyileştirilemez bir şekilde. Broken status. Bunun İngilizcesi neydi Mert? Zorla kefaretin. Forced penance. Azabın izleri. Bu jeneratörlerle ilgili bir perk ama çok kullanılacağını zannetmiyorum. Bir jeneratör tekmeledikten sonra 15 saniyeliğine tespit edilemez oluyorsunuz. Yani atıyorum şey diye düşündük. Bir counter abuse gibi herhalde. Ben yine düştüm. Bir saçmalık oldu bu arada. Arkada fark ettim. Şeyde. Bir geri döndü. Katil açıktı ama pik karakterine geri döndüm. Herhalde hemen oyuna girmeyince sıkıntı çıkartıyor. Ya da arkadaş lobisinde bir sıkıntı var. Neyse devam edeyim de anlat. Muhtemelen diyelim katil jeneratör tekmeledi 15 saniyeliğine. Bir yere geçip bence sesi sakin bekleyebiliyor. Insidious'un hani şeysi gibi jeneratör bekleyeni gibi geliyor bana sanki. 15 saniyeliğine işte fark edilmez oluyor. Bir 120 saniyede bir etkinleşiyor bu perkü de. Ölüm kalımda neydi orijinali? Diğerinin Trail of Torment'ı, bunun da Deadbound. Trail of Torment, bu da Deadbound. Bond'dan gelebilirim. Bu biraz şey gibi, Nurse Calling'in uzak versiyonu olan ve o bağırtan, Discordance gibi de böyle birlikte bir iş yaptığın zaman katile cayır cayır alarm vereni. 32 metre uzaklık katilden 32 metre uzaklıkta bir arkadaşınızla hillendiğiniz zaman direkt bağırmaya başlıyorsunuz. Ve 16 metreden fazla uzaklaşıldığı anda da bir haber durum etkisi altına gidiyor diyor. Yani İngilizcesinde Oblivion Effect, status effect diyor. Oblivious pardon. Ondan bahsediyor. Bunlar katilin, evet bağlantı koptu yine bana, neyse. Bunlar katilin şeyleri, perkleri. Şimdi Survivor'ınkine bakalım bir. Katilin gücünü de okuyacak mısın, gösterecek misin direkt? Bir dakika. Şimdi burada gücün... F1'de güçleri de yazıyor power'ın üstüne gelirsen eğer. Doğru. Şimdi azap yolu, özel saldırı, özel yetenek. Azap yolu. Özel yetenek son. Azapta gerek adlı katil. Şimdi diyor ki etkinleştirmek için güç butonunu basılı tutuyor. Etkinleştirdikten sonra herhangi bir yöne doğru yürüyerek zemine
bir iz çizersin. Butonu bıraktığında iz çizmeyi de bırakırsın. Güzel bir yönlendirme oldu. Bıraktığında. M2 yani. Bu izin üstünde yürüyen veya koşan kurbanlar katil içgüdüsünü tetikler ve azap durum etkisi altına girer. Azap etkisi altındaki kurbanlar can çekişirken cellat tarafından kefaret kafesine gönderilebilir. Yani şey, bu böyle izlediğimiz kadarıyla katil yere kılıcıyla bir çizgi çizdiği zaman, böyle bir sınır çizdiği zaman ve Survivor orada koştuğu zaman Legion'daki gibi böyle kırmızı kırmızı işte kalp sesi efekti oluyor. Survivor'ın nerede olduğunu algılayabiliyorsun ama eğer çömelerek geçersen o etkiden uzaklaşmış oluyor. Yani o etki altına girmiyorsun daha doğrusu. Özel saldırı, lanetlerin cezası. Azap yolu etkinken saldırı butonuna basarak lanetlerin cezasını etkileyebilirsin. Bu saldırı cerratın önüne bir dalga göndererek çarptığı tüm kurbanlarına hasar verir. Yani işte oynarken de görürsünüz böyle kılıcı yere doğru ne diyeyim hani böyle bastırıp da belirli bir M2 yaptığı zaman yerden yukarıya doğru böyle bir demir parçaları mı çıkıyor, bir şeyler çıkıyor artık ve o da Demir parçalar Survivor'ı çıkıyor. ne çıkıyor? Demir parçalar Ha. çıkıyor. Şey o da Survivor, belki özel adı vardır diye düşündüm. Yok, O da demir parçaları işte. Survivor'ı şey yapıyor, yaralı hale getiriyor. Eğer yaralıysa da öldürüyor, şey yere düşürüyor. Özel yetenek kefaret kafesi. Bu çok üzücü bir şey, bir Survivor ağırlıkta oynayanlar için. Ölmek üzere olan ve azap etkisi altındaki bir kurbanın başında dururken kurbanı kefaret kafesine göndermek için yetenek butonuna basınız. Kefaret kafesindeki kurbanlar tıpkı kancada olduğu gibi mahluğa kurban edilir. Ay entiteye mahluk demişler. Çağırma ayinin ikincisi aşamasında kurbanlar mahluğun gelişine engel olmak için beceri denemesi yapmak zorunda kalır. Yani bu ne yapıyor? Şimdi biz bir oynayacağımız için bir kişi daha olsa daha rahat gösterdik ama o kısmı çok gösterebileceğimizi düşünmüyorum. İndirdikten sonra kurbanı bir map'in herhangi bir yerinde bir kafese gönderiyor. Survivor arkadaşlarınız, takım arkadaşlarınız sizi o kafesten alabilir. Ya da siz hani şey Trapper'ın trapinden kurtulmak için o Space Bar'ındaki gibi. Yok Space Bar değil o gerçi Struggle o. Ne gibi Düzenbirle diyeyim? yapıyor onu. Evet onu düzenbirle yapıyorsun. Bu şey gibi. Pig'in kafası şey kafesini çıkarmak için hani bir chest'e giriyoruz ya orada space tuşu çıkıyor ya da işte jeneratör onun gibi bir çaba sarf etmek durumunda kalıyorsunuz. Eğer çok fazla kalırsanız o kafesin içerisinde ölüm seviyesine de geçebiliyorsunuz o bölümüne. Yani her türlü kötü. Hani şöyle söyleyeyim bence katil omuzuna almak zorunda kalmıyor kişiyi asmak için. Direkt kendi hukuna gönderiyor ve map'in herhangi bir yerine gönderiyor. Bu durumda Decisive Strike bayağı bir hani nerf yemiş oluyor diye düşünüyorum. Yerden kalkmayı alma ihtiyacı duymuyor çünkü. Kefaret kafesinden kurtarılmakta olan kurbanlar ve bu kurbanları kurtaran diğer kurbanlar azap durumundan çıkarlar diyor. Özel yetenek son kar. Ah bu da bir mini mori. Kancada veya kafeste debelenme aşamasına ulaşmış ölmekte olan ve azap etkisi altındaki kurbanın başındayken yetenek butonuna bas diyor. Cellat son kararı gerçekleştirir ve kurbanı infaz eder. Yani mori almasına gerek yok. Eğer ölüm seviyesi struggle'a geçmişse Survivor direkt eliyle öldürebiliyor. Öyle de mis gibi bir yeteneği var kendisinin. Ve bu şey Cage'de ikinci ya da Hook'ta ikinci olması yeterli sanırım bunun için. Evet. Üç tane perk'ü var. Ruh muhafızı. Kan yemini. Bastırılmış direniş. Ruh muhafızında canını iyileştirdikten veya can çekişme durumunu atlattıktan sonra 4 saniyeliğine dayanıklılık durumu etkisini kazanırsın. Bu anlamadım. Efsun etkisi altındayken can çekişme durumunu tamamen atlatabilirsin. Acaba şey gibi mi? Steve'in böyle bir perk'ü var. Yaralıysan birini aldıktan sonra belli bir saniye sonra iyileşiyorsun. Bunun gibi bir şey olabilir. Kan yemeğini. Saplantıyı iyileştirdikten sonra yani Obsessed Survivor'ı iyileştirdikten sonra veya saplantı tarafından iyileştirdikten sonra ikiniz de 4 saniyeliğine sürat durum etkisi kazanırsınız. Daha hızlanıyorsun galiba. Obsesyonla aranda ilişki olduğu için. Herhalde bu da Cheryl kriz yönetimine hakim bir karakter olduğu için öyle galiba. Aynen. Bastırılmış direniş. Toplamda 80 saniye boyunca jeneratör tamir edildiğinde gerçekleşmiş. Bu avantaj
Etkinken jeneratör tamir ediyorsan etkin yetenek butonuna basarak mahluğu çağırıp jeneratöre 30 saniyeliğine engelleyebilirsin. Avantaj devre dışı kalır. Bu Patlatma ile şey alakalı bir yapıyor şey işte. galiba. Şey entity'yi çağırabiliyor karakter. Entity örümcek kolları diyeyim. Kollarıyla kapatıyor ya jenleri Evet. hani. Aynısını yapabiliyor karakter jenlere. Bunun Survivor'a yararı ne olacak peki? Büyük ihtimalle katil vuramayacak jene. Aa, Gitti, tekmeleyemeyecek. tekmeleyemeyecek. Geri döndüğü zaman da mesela işte gitti oradan uzaklaştı. Geri dönüp kaldığı yerden jene devam edecek yapmaya. Anladım. Bu arada Artık İngilizceleri de Soul Guard, Blood Pact, bir de Repressed Alliance mı? Galiba öyleydi. evet. Şimdi haritalarda yeni haritayı seçiyorum. Ben de Survivor'ı aldım da Midwich ilk perklerini öğretim oku. bulamıyorum. Ha, perklerini de al da. Ama Hilde al ne olur. Çanta alacağım. Şimdi ay neydi ki? Allah'ım şekillerinden tanımam lazım. Şey, İsimleri de bilmiyorum. karakterini seçerken F1'den bulup bakabiliyorsun. Tanesi aklım. Şu. Ölüm kalım. Diğeri azabın izle. Belli mi? Ve azabın izle. Neredesin? Evet bu. Üçüncüsü de neydi? Zorla kefaret. Allah bilir kaç kez geçiyorum abi. Dikkatli bak. Tek tek bak. Bir kere geç üstünden. De koyma. Morris'ini de göster. Morris'ini gösteremeyeceğim çünkü şey birebir oynayacağım. Burada bir sürü addonlar da var tabi. Mori'yi al en son gösterirsin. Asılman lazım orayı kullan. Seni kim kurtaracak asıldıktan sonra? Kendim birincisinde çıkabiliyor muyum? Şey şans al da belki çıkarsın. Ama yeni sisteme göre çıkamazsın bence. Bir kişi olunca. Kurbanlar yani. Auro addonları var. Bir sürü addonları var. Onları şimdi addonsuz oynayacağım. Tamam değil mi? Ayarı yaptık. Map'i seçtim. Hadi bakalım. Ben de Test. zaten iki tane falan perk'ü şey Survivor'ın da başkası olması lazım kullanabilmek için. Evet. Sürümü çıkacak yani. Ama bilmiyorum oyunun dinamiğini çok. Ya gerçi bir şey söyleyeyim mi? Birçok şey böyle oldu ilk başta çıktığında. İşte Barbecue and Chili çıktığında. Aa, artık katil nerede olduğumuzu görecekmiş falan filan değil mi? Bir sürü şey çıktı yine. Katilin şeyde nedir onun adı şu işte cage mi muhabbetiyle Survivor'ın jeni kapatma olayı haricinde çok bir farklılığı yok aslında. Katilin Ha, kendisi sıkıntı bence. katilin kendisi sıkıntı. Evet, perk bazında bir şey Şimdi. yok. Katilin M2'sinin her yerden geçmesi. Evet bu. Evet mesela onu göstereyim. Böyle bir şey yapıp M1 yaptığınız zaman direkt fısırt diye böyle bir yerden şeyi çıkartıyor ve şu duvarın arkasına kadar gidiyor. Menzil ne kadarsa o kadar gidiyor. Bu map'in en büyük özelliklerinden bir tanesi gizli duvarlarının olması. Bu şunun gibi. Bu Deathslinger map'inde de vardı. Bu sizin yani katil öldüğünüz zaman Survivor'ların Neredesin acaba? Demin bir kalp atışı duydum ama. orta avluda buluşalım.
Bir jeneratör yap sen bence ortalıkta. Ha, şimdi gel bak bir tane bir jeneratör yap. Bak önce şeyi göstereyim dur dur. M2 yapıyoruz ya. Evet bu birinci hit oluyor mesela. Ve vuruyor bak, arkasında iz çıkarıp vurabiliyorsun aynı zamanda. Evet. Üstüne geldim. Bir de, şimdi ne kadar efekt oluyor? Ha, şimdi çömelerek geç üstünden istersen. Bir Bu dakika. efektin geçmesi lazım önce. Aa, bir de böyle iz oluyor yürüdüğünde. Tam yürüdüğünde iz oluyor. İstersen izi bırakıyorsun, istersen de yine vurabiliyorsun ileriye doğru. Aynen. Aynen öyle. İzi M1 devam ediyor. yapabiliyorsun ya. Ben galiba hillenmeden bu state'ten çıkamayacağım. Sol alttaki siteydi. Yani şeyi görüyorsunuz. Bu Ekranımda böyle jiletler falan geldi ekranıma da. Güzel mesela olmuş. şey fena aslında ya mesela bir jener ya birini astığı zaman şuraya etrafına şunu yaptığı zaman Sen hala beni görebiliyor musun? hayır. Benim ekranımda hala jiletler var ama değişik. Bak, çömelerek geçeceğim şimdi. Ama vurdum. Neyse, çömelince bir şey olmuyor. Evet, şu an değil. Yani Hack'in trapleri gibi. Hack'in Aynen. traplerinden de o şekilde geçebiliyorsunuz. Sen bir jeneratöre başlasana şimdi, şu ilerideki bir jeneratöre. Şeyi merak ediyorum, Burada şu var. perk'ü. Bir Dur bir ineyim tekmeleyeceğim, kendim. sonra ne olacak bakalım. Yani mesele M2 ile Keşke burada ilerlediğiniz bir yerde. zaman W'la Survivor'ın bu şekilde geçtiği zaman onda böyle bir lesion tarzı iz bırakacak efekte neden oluyorsunuz. M2 basıp da üzerine buradan alan belirleyip de M1 yaptığınızda direkt eğer denk gelirse Survivor'a yaralı efekti. İşin kötüsü bence şu. Şu. Yani duvarın arkasına da etkili. Yaptın mı canım? Bak Çekil mesela bakayım. kapının oraya gel, beni hizalayıp at bana onu. Ha Beni şunu değil mi? görebiliyorsun Görüyorum. sonuçta. Ya o kadar mesafesi yok, yarısına kadar geldi odanın. Bitti yani. Benim de perk bu şeyi kapatan mesela bir şöyle doldu. İşte saatin tersi yönünde. Şimdi aktif olacak birazdan. Perk ama yarısına geldik Jhen'in yani. Aktif olana kadar. Bir oradan kalksana. Kalktı. Benim aktif Şimdi. etmem lazım ama onu. Yok ben başka bir şey için söylüyorum. Sana sarı olarak mı görünüyor şu anda? Bak şu an bir şey söyleyeceğim. Beni görebiliyor musun? Şu Hayır, an, şu an, şu göremiyorum. an. Neredesin? Burada. Beni Ha, görüyor musun? şu an görüyorum. Olay ne o zaman? Hayır, vur ona. Vur şeye. Zene. Hayır şey sürecindeyim şu anda. Perk'in işlemesi için belirli bir zaman var. O zaman onu bir daha deneyelim. Senin büyük Evet. ihtimalle görebiliyorum da kalp atışı falan gitti de mi? Ha tamam görmen normal o zaman. Bildiğimiz monitör abuse yani. Yine de emin olmak için bir daha deneriz. Bu arada çok hızlı doluyor şeyi. Bak şu an E'ye basarsam Jhen'i bloklayabiliyorum. Bas bakalım. Aa, kitleyemiyorum görüyor musun? Aynen, ben beyaz olarak görüyorum öylece. Peki bir şey söyleyeceğim. Bunu bir Survivor alır mı? Alır. Yani Çıklığına. he. Tam Basement böyle hani nerede? bir ben şey yapıyorum ya, sürekli Jhen'in etrafında dolanıp yapmaya çalışıyorum. Onun yerine bloklar kaçarım ya. Bakın burada gizli yollar var ha. Burayı sadece katil açabiliyor. Burada bir delik var. Buradan geçiş azap yolu. Ne bu? Ne bu? Atla. Tamam. Yani sen şuradan atlıyorsun. Katil şuradan vız diye düşüyor. Burası vault yeri. Bu ne ya? Hapsesi geliyor. Aa. Tamam işte ben üstünden geçtim. Bak Yolla bence yapamadım. beni bir cage'e.
Heyecan mi? Evet. Aa dur dur daha dur şunu yapacağız. Şimdi, Görün şimdi mü? görünüyorum ama sesim Kalp soluğum atışın var mı? azalıyor. Görünüyorsun ama kalp atışı... Kırmızı ışığım var mı? Yok. Kırmızı ışın Ya. normalde de var mı? Yok yani. Ha geldi aynen. Geldi kırmızı ışın. Komple her şeyi siliyor yani. Şimdi KC Gör. yollama değil de ben şeyi merak ediyorum. Basement'ı. Niye? Buradaki farklıdır belki hiç görmedik. Nereden? Hani farklıdır belki ne bileyim basement böyle. Aynıdır. Aa, bayağı rengini açmış. Sıvaları yenilemişler. Daha ferah görünüyor. Tamam. Hayır, şeyler yok. Kaplamaları yok. Ne Kaplamaları yapmamışlar. İşte bizi yabancı. Basement'ın komple kaplaması yok. Tamam. Şimdi Şu an. seni Cage'e gönderelim. Cage of Evet. Atonement diyor bende. Bu arada Türkçe'ye çevirmemiş. Bir dakika dur, hareket etme. Getirele. Nereye gittin? Ben görev... Oha. Görüyorsun da uzağa Cehennemin atıyorum. dibine gitmiş. Demek ki ölmüyorsun hemen. Hayır yani ölmüyorsun. Bak sol altta aşağı Evet. doğru inmeye başlıyor şey. Ben oraya Ben nasıl ama şu an çıkacağım? hiçbir şey yapamıyorum. Space'e falan da mı basamıyorsun? Yok hiçbir şey olmuyor. İkinci state'e geçmen gerekiyor galiba önce. Sanırım. Yani E bak. birinci fazdayken biri seni kurtarana kadar Peki bu yapabilir miyim bekliyorsun. acaba? Seni azat edemiyorum. Can orada. En azından ölmüyorsun. O da bir şey. Ama kurtulmayı da deneyemiyorum yani hook'tan daha kötü bir şey aslında. Deneyemiyorsun, değil mi? Aynen deneyemiyorum Ve şu an hook kurtulmayı. süreci geçiyor aslında sende. Evet. Yani sanki ilk defa hook'a asılmış da burada olmak arasında hiçbir fark yok. Şimdi ikinci faza geçecek. Şimdi. Direkt öldürdü. Aynen kimse olmadığında direkt öldürüyor demek ki. Zaten diğer perkleri de kullanamıyorum. Evet. Bir perkü kullanabilmek için Blood Pack'i obses olmam lazım bir kere. Karşıdaki de bir daha obses olmalı ya da sen obsesi falan hillemelisin yani.